Merhaba arkadaşlar, Gamer'da bir kanalına hoş geldiniz. Until Dawn'un 2. bölümünden hepinize selamlar. İlk bölüm yine çok yoğun ilgi görmüş. Çok teşekkür ederim. Böyle oyunları oynamaya gerçekten bayılıyorum. Siz de izlemeyi sevdiğiniz için oyunun videosunu çekmesi bir o kadar hevesli geçmiş oluyor. Gençler, şimdi gündemde olan konularla ilgili birkaç bir şey söylemek istiyorum. Dün birkaç story atmıştım bu konuyla ilgili. Bir kardeşim de ekranda gördüğünüz şekilde bir şey yazmış bana. Ben de hani o kardeşime söylemek istediğim şeyleri bu şekilde topluca söylemek istedim. Benim bir içerik üreticisi olarak tek görevim oyun oynayıp video çekmek değil arkadaşlar. Hatta bu oyun oynayıp video çekme işi benim için ilk sırada bile değil. Benim önceliğim insanları eğlendirebilmek, bir nebze olsun gündemden onları uzaklaştırabilmek, bilgi birikimim dahilinde insanlara bir şeyler aktarabilmek, yanlışa yanlış deyip tepki göstermek ve insanlara farkındalık aşılamayı sağlamak. Çünkü farkındayım ki geniş bir kitleye hitap ediyorum. Beni izleyen 13 yaşında kardeşim de var. Beni izleyen 35 yaşında evli çift de var. 50 yaşında bir abimiz de var. Hepsinden çok olumlu dönüşler alıyorum. Hatta Instagram'dan bana fotoğraf falan gönderiyorlar. Atatürk Köşkü'nde çalışıp beni izleyen bir abimiz bile var. Fotoğraf atmıştı bana. Çok gurur duymuştum yani. Ve en önemlisi arkadaşlar, ben her şeyden önce bir insanım. Yani sadece kendi canım yandığı zaman bağırmam. Bir başkasının canının yanması da benim canımı acıtır. Şimdi öncelikle bu attığım soruya cevap veren kardeşime teşekkür edeyim. Bilgi ve birikim açısından yaptığı iltifat için. Fakat bu konunun çok fazla bilgi ve birikimle alakalı olduğunu düşünmüyorum. Yani insan olan birisi gidip de o da o saatte orada olmasaydı, gidip de o da şu kıyafeti giymeseydi demez. Bunu diyen benim gözümde insan değildir. Ya bir candan bahsediyoruz hani, anladın mı? Diyelim ki bir insan gece dışarı çıktı. Ya da herhangi bir saatte şort giyerek dışarı çıktı. Bunun cezası o insanın katledilmesi mi olmalı yani? Hani kıstas bu mu? Bir kadın istediği kıyafeti giyer arkadaşlar. İstediği saatte, istediği yerde de bulunur. Bu dünya kimseye ait değil. Herkes özgür birer bireydir. İşte kadınlar şunu giyemez, şunu yapamaz diyeceğinize erkek evlatlarınızı iyi yetiştirin ki diğer aileler kızlarını korumak zorunda kalmasın. İşte onun da ailesi korusaymış, sahip çıksaymış. Abi öyle bir şey mi var? Ailesi nereden bilsin bir manyağın gelip doğrayacağını yani? Sen oğlunu eğit ki diğer aile böyle bir şey düşünmek zorunda kalmasın. Mesela bir insanın açık giyinmesinden rahatsız oluyorsan bakma. Basit. Bakma yani. Ve arkadaşlar Allah aşkına bir empati yapsanız ha. Kızsınız, tamam mı? Şimdi en olası ihtimalden başlayalım. Hava sıcak. Bak normal şartları falan da geçtim. Hava sıcak. İnsanlık hali. Pişmek, yanmak istemiyorsunuz ve şort giyiyorsunuz. Ama ondan sonra insanların uzaylı görmüş gibi bakması, sürekli sözlü tacize uğramanız, sürekli başıma bir şey gelir mi diye tetikte olmanız. Bunların ardı arkası kesilmiyor. Kendinizi güvende hissedemiyorsunuz. Bir tane hanımefendinin yerine kendinizi bu şekilde koyun. Bir insanın elinden bu hakları almak ne kadar doğru sizce? O insana illa fiziksel olarak bir zarar vermenize gerek yok. İşte şort giydi şöyle böyle diye o insana damga yaparak zaten o insanın bu hakkını elinden almış oluyorsunuz. Bu da bana göre şu demek oluyor. O fiziksel saldırı yapan kişiye destek vermek. Onunla aynı zihniyette olmak. Bu tarz insanların genel savunması da şu. İşte bizim dinimizde şöyle giyineceksin, böyle giyineceksin. Abi tamam. Herkes dinin istediği gibi yaşasın. Yemin ederim kimseye lafım yok. Ama bir insan da bunu yaşamak istemiyorsa ya da yaptığı şeyden dolayı bir günaha giriyorsa kendisine yapıyor yani. Atıyorum şimdi sallıyorum. Şort giymek günah, tamam mı? Ya bu giyen insan seni günaha sokmuyor ki. Kendisine yani. Hani şu an en basite indirgemeye çalışıyorum arkadaşlar. O yüzden böyle anlatıyorum. Bakın az önce anlattığım olayı empati yapabilirseniz gerçekten birçok şeyi kafanıza çözeceksiniz. Az önce anlattığım şekilde aynı durumda siz olsanız, insanların tepkileriyle karşılaşsanız, uzaylı görmüş gibi size baksalar, kendinizi hiçbir zaman güvende hissetmeseniz, aynı korkuları siz yaşasanız neler hissederdiniz? Yani bu konuya bir tepki göstermek için illa başınıza gelmesi gerekmiyor arkadaşlar. O insanın yerine kendinizi koyarak, o insanın ailesinin yerine kendinizi koyarak düşünebilirsiniz. Buna empati deniyor. Çoğu insan bunu yapmadığı için bu düşünceye sahip olamıyor zaten. Adamın kendi başına gelmemiş ya da kadının, fark etmez. Diyor ki o saatte orada ne işi vardı? O da düzgün giyinseydi. Niye tight giymiş? Niye şort giymiş? Sana ne kardeşim? Arkadaşlar bakın, bir insan sizin ya da bir başkasının hakkına girmediği sürece sadece kendi haklarını yaşıyorsa o insan istediği şeyi yapar. İstediğini de giyer, istediği yere de gider, istediği takımı da tutar, istediği şarkıyı da dinler, istediği filmi de izler. Sen 2024 yani bu konuda uyarı yaptığıma şaşırıyorum artık. Bir de bu konunun çifte standart kısmı var. Bu da çok can sıkıcı. Mesela en net örneklerinden birisini vereyim. Bir kadın cinsel ilişkiye girdiği zaman adı çıkıyor. İşte kaşar, namussuz, bilmem şöyle böyle. Daha çirkin bir sürü ithamlar. Ama aynı şeyi erkek yaptığı zaman vay aslan kardeşim, o milli olmuşsun, o skor yapmışsın diye yüceltiliyor ve onurlandırılıyor. Sizce bu mantıklı mı? Eğer bunu yapan kadına namussuz diyorsanız erkeğe de diyeceksiniz. Fakat eğer bunu yapan erkeğe bir şey demeyip onu yüceltiyorsanız bunu yapan kadına da bir şey deme hakkınız yok arkadaşlar. Benim gözümde böyle bu olay. Kadın birisini aldatınca namussuz oluyor. Erkek birisini aldattığı zaman vay aynı anda 3 tane götürmüşsün, helal olsun kardeşime. İşte sen adamsın bilmem ne. Kusura bakmayın ama adamlık buysa ben adam falan değilim arkadaşlar, o zaman o konuda bir anlaşalım. Mesela hazır Until Dawn'la oynuyorken buradan bir örnek vereyim. Bir önceki bölümde hem
Mike hem de Emily aynı anda sevgililerini aldatmışlardı biliyorsunuz ki. Şimdi ben Emily'ye kötü ithamlarda bulunsam işte namussuz, kaşar bilmem ne diye. Ama Mike'u övsem, vay be kardeşim aynı anda iki tane idare ediyor be desem. Çok çirkin bir görüntü olmaz mı? Arkadaşlar çok basit anlatıyorum. Bence anlıyorsunuzdur beni. Bu konuda bana karşıt bir görüşe sahipseniz bile lütfen dediklerimi dinleyin. Haklı olduğumu anlayacaksınız. Şimdi arkadaşlar ilk önce milyonlarca olan kız kardeşlerime ve ablalarıma, ardından da tüm insanlara bir şey söylemek istiyorum. Şiddet yanlısı bir insan ile bırakın ilişki yaşamayı, arkadaşlık bile kurmayın. Bir insanın sadece size karşı olan davranışlarını değil, çevreye karşı olan davranışlarını değerlendirin. Size çok iyi davranıyor olabilir fakat çevresine karşı sürekli böyle bir zorbalık eğilimindedir. Sürekli bir güç gösterisi yapıyordur. Sürekli şiddet yanlısıdır. Yüksek sesle konuşarak başkalarını aşağılıyordur. Ya da en ufak olayda bile şiddet eğilimi gösteriyordur. Başkasına bu şekilde davranan bir insan bir süre sonra emin olun size de aynı muameleyi gösterecektir. Bir kere anlık sinir patlaması yaşadı ya bir şey olmaz deyip geçmeyin. Bir kere sinir patlaması yaşan 2'yi de yaşar, 3'ü de yaşar, 5'i de yaşar. Aynı zamanda bir diğer önemli konu, sakın ola birilerine özenerek ya da herhangi bir şekilde madde kullanımına başlamayın. Arkadaş gazıyla yok şöyle güzel, yok böyle güzel, kafan şöyle oluyor falan diye yapılan güzellemelere inanarak sakın bu bataklığa düşmeyin arkadaşlar. Aynı zamanda yine bu tarz arkadaş grupları arasında çok sık kullanılan bir yöntem vardır. O kullanmayan kişiyle dalga geçerler. Ha korkak mısın, ha sen çocuk musun falan gibisinden gaza getirmeye çalışırlar. Biraz gururunu incitirler diyeyim yani. Karşı tarafta kendisini ispatlamak için o yapılan hakaretleri kaldıramadığı için başlamış olur ve bir daha kurtulamaz. Deyin ki tamam ben korkağım. Ardından da sakın o kişilerin bulunduğu ortama bir daha girmeyin. Böyle bir arkadaş bulundurmayın arkadaşlar. Ha tamam o kendi içiyor bana bir zarar yok demeyin. Bir süre sonra sizin üzerinizden ticaret yapmaya çalışabilir. Sizi başlatmaya çalışabilir. Bir şekilde sizi o yola sürükler. Sakın böyle kişilerle arkadaşlık yapmayın. Kız ya da erkek arkadaşlarınıza hava atacağım diye bu şekil işlere girişip madde tuzağına düşmeyin. Her zaman söylüyorum en büyük adamlık, en büyük efendilik beyefendiliktir arkadaşlar. Kız tarafı için de aynı şekilde en büyük efendilik hanımefendiliktir. Benim gözümde ne kadar nazik, ne kadar efendi, ne kadar anlayışlı, ne kadar empati yapabilen bir insansanız o kadar hanımefendisiniz, o kadar adamsınız. Bu tarz saçma sapan işlere girişerek sadece kendi sonunuzu getirirsiniz. Başka hiçbir işe yaramaz. Dün Literat kanalının bir videosunu izledim. Buraya videonun fotoğrafını koyayım ki kolayca bulabilin. Bu konulara zaten ciddi derecede karşıyken ve tepkiliyken özellikle dün izlediğim videodan sonra işin ciddiyetinin iyice farkına vardım. Beni biraz olsun sevip saygı duyuyorsanız lütfen o önerdiğim videoya bir 20 dakikanızı ayırın ve son olarak yine empati kısmıyla bitirmek istiyorum konuşmamı. Çok fazla uzatmak istemiyorum. Sadece kendinize atılan bir taşta canınız yanmasın arkadaşlar. Bir başkasına atılan taşta da acı hissedebilin. Bu konuyla ilgili Tolstoy'un çok sevdiğim bir lafı var. Acı duyabiliyorsan canlısın. Başkalarının acısını duyabiliyorsan insansın. Konu bundan ibaret. Ve lütfen her konuda dikkatli olun. Eve 15 dakika erken gideceğim diye kestirme ve tenha yolları tercih etmeyin. Ailenizmişçesine kefil olamadığınız bir insanın evine gitmeyin. O öyle şey yapmaz. O iyi birisi. Görüyoruz arkadaşlar bu olayları yapanlar da iyi birisi. Sözde yani. Onların arkadaş çevresi sonuçta o kişiyi elinde bıçakla görmüyor. Ve tüm seri katil belgesellerine dikkat edin. Bir insanın psikopat olduğunu asla anlayamazsınız. Mesela Ramirez adında bir seri katil var. Çok ünlü böyle belgeselleri falan var. Bu son olaylardan sonra da popüler oldu zaten. Yani adamın normal halini görseniz manken falan derim. O kadar yakışıklı ve düzgün bir adam. Lütfen çok çok dikkat edin arkadaşlar. Ben bir abiniz, kardeşiniz, arkadaşınız olarak her zaman buradayım. Gücüm yettiğince sizler için çabalamaya devam edeceğim. Bu konuşmamı da iyi insanların hala olduğuna inanın diye yaptım arkadaşlar. Çünkü son olaylardan sonra çok karamsarlığa sürüklendi insanlar haklı olarak. Ben de aynı şekilde. 2-3 gündür gerçekten çok kötü hissediyorum kendimi. Son videolarda belki fark etmişsinizdir. Video sürelerini hem kısa tuttum hem de eskisi kadar enerjik değildim. Çünkü söylediğim gibi her şeyden önce bir insanım. En azından bu tarz düşünen insanlar da olduğunu bilin diye biraz olsun bir ışık göstermek istedim sizlere. Her şeye rağmen bir şekilde pozitif kalmamız lazım. Çünkü dünyada yeterince kötü insan varken bari biz iyi kalalım arkadaşlar. Şimdi biraz pozitif olma vakti. Buraya çok tatlı bir video koyacağım. Umuyorum ki birkaçınızın tebessüm etmesini sağlayacağım. Evet gençler, şimdi her şeyi unutup bir saatliğine de olsa sizleri eğlendirebilme zamanı. En son Sam ile burada kalmıştık hatırlıyorsanız ki Jessica'nın da başı beladaydı diye hatırlıyorum. O kısma da geleceğiz. Bu arada FPS ile ilgili birkaç bir şey yaptım. Lost'ta scaling falan kullanıyorum ama çözer mi çözmez mi bilmiyorum arkadaşlar. Aynı zamanda oyunun seslerini de arttırdım. Bir önceki bölüm yazmışsınız. Yani Sam, banyonun nasıl çalıştırılacağını bilmemek ne ya? Ne oluyor lan? Harbiden oha! Gerilimi iyi verdi ha. Bir tırsmadım değil. Buraya girmeden önce ben bir arka kısımları lootlayayım. Bir önceki bölümde loot konusunda çünkü biraz zayıf kalmışım. Özellikle totemler falan çok önemli oyunda. Aa totem buldum bile direkt. Bu totemler arkadaşlar gelecekten bir ipucu veriyor bize. Her oyunda böyle. Evet. Oo.
Direkt Sam'in başına bir şey geliyor. Bir dakika, bornoz vardı üstünde. O zaman bu duştan sonra bir şeyler olacak. Hayda, ben duşa girmem o zaman bunu gördüysem. Burası da ne, birisinin yatak odasına mı geldik? Ne oldu? Yalnız oyun çok karanlık şu an. Yani ben de göremiyorum şu an. YouTube'da yazacaksanız karanlık diye, ama ben de göremiyorum. Hannah, Josh ve Beth, bu üç kardeş yani. İkisi öldü biliyorsunuz ki. Sam'in Cadılar Bayramı partisine davetlisiniz. Ha, bir şey diyeceğim. Bu bana John Abruzzi'nin gösterdiği postal, kartpostal. Bu neymiş? Burada bir şey daha var. Dövme sanatçısı. Bir şey diyeceğim. Bu Hena'nın omuz tarafında bulunan dövme olabilir mi? O dövmecinin kartı yani galiba. Cemil olabilir mi? Bayağı duygusal bir ortam oldu ya şu an. Ah lan, Josh hediye almış. Sevgililer günü ne ya? Noel'in kutlu olsun diye. Burada bir not daha var. Yine bir parti daveti. Bayağı Mike'a takıntılıymış yani. O olayda da biliyorsunuz ki zaten Mike'ı kullanarak bunu etkilemişlerdi. Bu ne? Evet, yine Mike'la kendisini yaz dizisi gibi böyle bir kalbin içine falan almış. Ha, birisi akıl vermiş. Demiş ki hani Mike'ı çekmek istiyorsan git dövme falan yaptır. Evet, şimdi o açtığımız kapıdan geçebiliriz. Bunlar ateş yakıyor değil mi? Ne yapıyorsunuz lan? Allah'ım beceriksizleri. 1,5 saat oldu. Bir tane ateş yakamadınız mı? Buraları ben zaten Chris'le gezmiştim. O yüzden tekrardan bir loot falan çıkmamıştır herhalde değil mi? Ya, Ojiya tahtası. Ruh çağıracaklar. Lan oğlum bir kaşınmayın. Bir efendi durun artık ya. Hey Josh, no hot water is kind of a major oversight, don't you think? Yeah, you just gotta... Fire up the boiler. It's in the basement. Tamam, ev senin, git yap hadi. All right, you guys see if you can find the spirit board. Chris, let's go find it. It'll be like a scavenger hunt. Okay. Guess so. Brad, I mean, you're not gonna regret it. Yep, for a ride along. Vallahi gelsek mi ya? Josh'cığım, ben biraz uyusam sonra girerim banyoya. Sen hallet istiyorsan ya. Bu arada arkadaşlar, Lossless Scaling diye bir program kullanıyorum. Yasal bir program, böyle illegal bir şey sanmayın. Zaten Steam'de bulunan bir şey. Aratabilirsiniz siz de. Ekran kartınız falan böyle hani kötü olsa bile oyunların FPS'ini ciddi derecede arttırıyor. Ve şu ana kadar hani sinematikler de gameplay'ler de dahil hiçbir drop falan hiçbir şey yaşamadım şu an. FPS'im de gayet iyi. Sonradan bir şey olur mu bilmiyorum ama şimdilik gayet iyi yani. O programı belki kullanabilirsiniz. Yeah, I was thinking they could use some alone time. Ha, tatlılar ya bence. Chris başlarda biraz salak gelmişti bana ama. They are very sweet together. I wish they'd just freaking get on with it already. Ya ne olur şuraya bağlamayın artık her şeyi. Need, like, something to bond over, you know, some sort of traumatic event to send them into each other's arms. I mean, at this rate, they'll be in the geriatric ward before Chris makes a move. Doğru. Yalnız bu Josh da inceden bana yürüyor gibi. Ne dediniz o işe? Dur bakayım, ben şuraları bir inceleyeyim. Geleceğim sana, bekle. Hannah, Beth ve Josh. Bir de beni bekliyor ya. Gentleman ya. Yürü. You know, Sam. Yes, Josh. I just wanted to say... What? It really means a lot to me that everyone came back this year. Bu yürüyor, yürüyor. Vallahi yürüyor. You came, Sam. Huzursuz dersek ayıp olur ya. Bu arada arkadaşlar, şimdilik o FPS sorununu çözdüğüm için bir önceki bölüm gibi bu sinematikleri kesmeden yayınlayacağım. Bir önceki bölümde drop girdiği için birer ikişer saniye kesmek zorundaydım o droplu kısımları. Çok daha çirkin bir görüntü oluyordu yani. Ama şimdi o akışkanlığı, o film efektini bozmak istemiyorum. Sinematikleri hiç kesmeyeceğim yani. Gameplay'lerde önemli kısımları aktarmaya çalışacağım. Güven verici ya. Senin için buradayız. Tabii ki her zaman geliriz. We're here for you. Really, whatever you need, whenever, we're all gonna make it. İşte gerçek arkadaş. Together. I want us to have a good time, you know. Josh alttan şey mesajını yüklüyor, fark ettiniz mi onu? Sen beni arkadaş olarak görüyor olabilirsin ama hani ben sana yanığım. I think I can handle a little old set of stairs. İleride sana açılacağım mesajı veriyor yani, çok net bir şekilde. Neyse, bunun peşinden iyi ki gelmişiz. Bak, burası bayağı tehlikeli bir yer. Tek başına Josh'u yollamamamız iyi oldu. Lootlarımı yapayım diyecektim ki otomatik animasyon girdi. Okay. Sorry to drag you down into the bowels. Estağfurullah, ne demek? And I'll be super fine. I mean, I wouldn't want you coming down here on your own, you know. Well, it's definitely creepy down here. Yep. Yep. Not a place to be on your own. Ne oldu lan? Neye bastım? Bir sol tık çıktı, ona bastım direkt ama. Can you hold this? Tabii ki. What was what? Bir şey, kedi vallahi. Ya kedi ya fare ya, bir şey yok. Yavaştan bir ürpermeye başlıyorum, bunu fark ediyor musunuz? Ha, çubuğu şeyde tutmaya çalışıyorum. Bu çubuk olayı biraz zor, eski PlayStation... Lan! Of!
Tutamıyordum az daha. Nice one. Uf. PlayStation'dayken eskiden daha iyiydi. Kolu titretmemeniz falan gerekiyordu diye hatırlıyorum. Okay, first things first. We gotta increase the water pressure before we get the boiler fired up. Sounds kinda complicated. No, it's actually pretty simple. Arttırdım. Oh, damn. Allah, bozduk bir şey ya. Deniyorum. Bir daha bas. Oğlum bir şey yanlış mı yapıyorum? Ha, tamam okey dur. Tamam. Ulan malı anlatır gibi anlattı. Ben de direkt D yapınca oluyor sandım. Ha, tamam oraya otomatik şey yapıyormuş. Ben sol tıka full basılı tuttuğum için otomatik basıyormuş. Ya çak yapmak için quick time event soruyor ya. Neyse. Eli boş kalsaydı ya hilmeyeceğim gibi anasını satayım. Survivor'da böyle çak yapıyorlar da şey olmuyor ya. Aa. Kelebek etkisi verdi bu arada. Önemli bir şey oldu yani. O da neydi? Dana'nın biri geldi büyük ihtimal. O sesler ne? Allah Allah. İğrenç bir espriydi. İğrenç bir herifsin sen ya. Madem sen şaka yapıyorsun ben de yapıyorum. Hadi bakalım. Oğlum gerçekten ya gerçekten gördüyse. Yeah right. Israr edeceğim lan. Josh. Seriously. There's something back there. All right. Your point. Bir şey diyeceğim. Kesin bir şey göreceğiz arkasında. Dikkatli bakıyorum. No, where'd you get the first point? Doesn't start at 30? No, 15. Çok dikkatliyim şu an. Wait, okay, so you hear that too, right? Allah Allah. Josh. Yani bir kedi bir fare bu kadar ses veremez. Evet. Hep aynı tonda. Kahramanca değil, hayır ya, beraber bakacaksak. Maybe we should check it out. Why? Lan ne demek vay? A pipe that's about to burst or some problem with the furnace. Unlikely. If it were me, I wouldn't want this place to burn down on my watch. Yeah, right. Okay, tamam beraberiz. Bu Sam'i olabildiğince yalnız bırakmamamız lazım zaten. Başına kötü bir olay geldiğini görmüştük hatırlıyorsanız ki. Lan bu ne? Oğlum, quick time sordu bir de o sıra. Bu ne lan? Oğlum dur, quick time'lara çok odaklıyım şu an. Spamlemem mi gerekiyor? Ne oluyor? Allah kahretsin. Oğlum bu ne? Senin Allah bin belanı versin. Senin Allah bin belanı versin. Oğlum hiç beklemiyordum. Vallahi hiç beklemiyordum. Ya gerizekalı. Was I not supposed to take advantage of that? Aa, çok korktum la. Are you serious? Were you in on this, Putz? No, but I wish I was. That was too good. Max erkek kafası, yemin ediyorum ya. I'm ready to admit that your dumb little prank may have spiked with... Komik değildi de iyiydi yani, ürkütücüydü. I said nothing about jokes. I said your prank. Which was dumb. Holy crap, you were scared, admit it. I was not. Come on, you totally pissed yourself. Korkmadık ya. Ashley. What in God's name are you wearing? I... Ya salak. I'm a true caller. Please tell me you're gonna take a vow of silence. Tatlı tatlı atışmalar başlamış. Okay, did you at least find the thingy? Boing. Here's our one-way ticket to the spirit realm. You know, bulmuş ya. No. I've just been through enough spooking for one night, okay? I see a hayır. In my crystal ball. All right? So have fun. Oh, but watch out for that Josh. He's a schemer. Okay. Ulan ben bunun aşağı ruh tahtası aramaya gittiğini unuttum. Onu hatırlasaydım bu olduğunu şey yapardım ya. Bunlar çanta bulmaya gidiyordu. Emily'nin çantası dışarıda bir yerde kalmıştı. Here you are, madam. Why, thank you, sir. Buyurun efendim. Ahmet, ah kadın seni aldatıyor. Hey, ya? Hala iyi davranıyorsun ya. Hadi başlamayacağım. Hayır.
Can I ask you something? Like, for real. What? Promise you won't get upset. Matt. I think, you know, like, in the future, if someone's, like, trying to push your buttons or whatever, maybe you should just try and chill. What are you trying to say now? This is my fault? Oğlum, ikisi de bize giriyor. İtiraz et, öyle demek istemedim. Kabullen, haklısın. Kabullenmem şu an ya. No, that's not what I mean. You know what? You're right. I gotta keep it together when I'm being attacked by stupid bitches. Ya kendin sanki çok farklısın Allah'ım ya Rabbim ya. Şuralara bir bakalım arkadaşlar. Totem motem şey kaçırmayalım. Bu neymiş? Yine bir bunlardan bakmak çok kötü oluyor. Bir an bir şey atlayacak. O salıncak niye sallanıyor lan? Rüzgardandır inşallah değil mi? Daha önce birisi sallayıp falan salmamıştır herhalde. Çok soğuk bir hava var şu an var ya. Ha böyle o üşüme hissi geliyor ya size de. Ben çok seviyorum o hissi ya. Ne oldu lan? Okay. Matt, öyle bir korktun ki korkuşundan korktum. Işıklar yandı sadece ya, sakin ol. Bunlar Jessica'ların olduğu yere mi gidiyor acaba? Ve bir şey diyeceğim. Lan oğlum dur, bir animasyon girme de etrafa bir bakacağım ya. Ne oldu, nereye gitti bu? Hey, doofus, come this way. Diren, hadi geri dönelim, flört et. Geri döneceksek niye geldik? Bence devam ya. Yani flört de etmek istemiyorum ama devam da etmek istiyorum yani yola. Why don't you come find out? Yani biraz belaya sürüklemiş olabilirim ama yapacak bir şey yok yani. Sonuçta niye geldiniz o zaman buraya? Şimdi arkadaşlar bir dakika. Ben önce bir şu gözetlediğim salıncağı falan bir inceleyeyim. Şunu bozayım. Hah bak, burada bir şey buldum. Totem mi bu? Keşke totem olsaymış. Ne yazıyor orada? Hena mı yazıyor? Evet, Hena'nın kelebek dövmesi var. Allah Allah. İşler daha da garipleşmeye başladı bak. Ya bir etrafa baktım ya. Buraya özel mi eklemişler bu animasyonu? Diğer tarafa loot yapmaya gidenleri bu şekilde gelip eleştiriyor. Ne oldu? Thanks for helping me find my bag. I know I can be a little high maintenance. Ya şimdi ne yaşamış olursak olalım, seni buraya tek başına göndermeyiz zaten. De! Yine de çok da böyle tatlım attım deyip ortamı yumuşatmayalım ya. Ben bu Emily'yi sevmiyorum çünkü. Sevmedim yani. Isınamadım bir türlü. Yeah. Sure. No problem. You don't sound very convincing. It's fine. Really. Oh honey, you're totally sulking. Niye acaba? Oğlum açıklasana, ne demek değil diyorsun yani. Ne değerli olduğunu kanıtlama şekli anca sevişecek. Aklı fikri onda zaten. Böyle yapınca ne karşı değer mi vermiş mi oldun yani? Biz galiba Jessica'ların gittiği yere gidiyoruz ya. Ya da geçtiği yollardan geçiyoruz. Gerçekten çok güzel bu arada. Wow. Yeah. It's so nice to be here with you, muscle man. I'm not all muscle. There are some brains in here too. Well, you got enough brains to like me, so let's see that brawn. You ever done it outside before? Outside of what? My car. I like your car. Roomy. This ain't roomy enough for you? Oyun başlayalı 2 saat falan oldu gameplay olarak. 1 saati falan sevişme konuşmalarıyla geçti arkadaşlar. What's so important in the bag anyways? It's just my undies. The lacy ones. Ağır yalan söylüyor. Sabırsız yani. İki cevap da saçma sapan ya. Kral kandırıyor, kandırıyor. Alo. Whoa, Nelly, didn't realize it was so important to you. Hello. Ya Matt, seni biraz olsun karakterli sanmıştım ya. Aynı numarayla bunu da kandırdılar abi. Bu da yedi ya. Aa dur, buradan direkt atlıyor olabilir. Önce bir üst tarafta loot mut bir şey varsa oraya bakayım diyeceğim de. Hanımefendi, çekil bir lan, çık. Ona ne avradını? Direkt o totemlerden. Ha aynen aynen. Yapma yapma. Numara. Emily'yi kurtar da numara ya. Emily. Çok belliydi. Keşke inceleseydim ya. Ne olur ne olmaz. Önce insan sağlığını düşündüğüm için. Oğlum. Fena bir şeyler geliyor ya. Bu yaratıklar var ya. Bunu inceleyemiyor muyuz ya tekrar? Lan oğlum keşke inceleseymişim ya. Önce kurtarayım, sonra zaten bir şekilde incelerim diye düşünmüştüm. Evet. Şuradan bir yavaşça inelim bakalım. Thank you. Oh my, very impressive. Lan cümlesi bile o kadar samimiyetsiz ki. Seni kullanmaya devam edeyim bana yeter diye birkaç böyle hani sana iltifat ediyor. Yok kaslı çocuk, yok şöyle çocuk. Hani yeter ki bunu kullanmaya devam etsin, anladın mı? Tek amacı o kadar belli oluyor ki. Ama bu saf salak işte anlamıyor. Burada mı açılmıyor?
Ya da bu Matt de her şeyin farkında. Bari diyor ki ben ondan faydalanayım. Bilemezsiniz ki. İkisi de şu an saçma saçma konuşmalar yapıyor ya. Geliyorum ya, niye geri dönüp baktın mesela bana? What the fuck? Hey. The hell? Domuz kafası mıydı o? That was not there before. Evet. İlk geldiğimizde burada değildi. Welcome back mi? Tekrar hoş geldin. Allah Allah. It's gotta be Chris. O en baştaki palalı olan adam olabilir. Trying to mess with us. Kind of uncool, guys. Ben saçmalamayın böyle bir şey için. Like domuz başı mı kesecek? What the hell did this? You know, I'm kinda not giving a shit about my parents. Bence de, bence de. Agreed. Bu da bir şaka çıkmaz herhalde artık yani. diye bir bağıran bir şey insan değildir. Heh, geldik yine de. Heh, ne soracağım reis yine? Seans başı $150. I would like to understand your feelings toward people of fear, isolation, loneliness. Do you share this fear? Gerçek hayatımı soruyorsa ben korkmuyorum. Sonuçta kendi fikirlerimi vererek oynadığım için yok yani, ben yalnızlıktan korkan bir insan değilim. No. Then how do you feel about people who are afraid? Hor görmüyorum tabii ki de. Yakınlık duymadan kastı hani empati yapmak falan olarak sanırım. Hani anlayabiliyorum o tarz insanları, evet, anlayış gösterebiliyorum. Well, Mike has a fear of isolation. Do you feel pity for him? Evet. Well, this is not reflected in the way you are playing your game now, is it? Yine deli muamelesi mi yapacak bu bana? And now, let us investigate your feelings toward other people in greater depth. What you value, what you respect in yourself. Okay, güzel konu. Which would you say was most important in a person, loyalty or honesty? Tabii ki ikisi de çok önemli ama sadakat sonuçta hani o insana bağlılık, içtenlik olduğu için bu tarz sadakat duyduğun bir insana karşı zaten dürüst olursun diye tahmin ediyorum. O yüzden bence sadakat ya. So you would tell a lie in order to be loyal to a friend, okay? And what about yani, loyalty? Yani başkasının hakkına girmediğim sürece söyleyebilirim, evet. Ha bak, bu konuda işte yani bir insana bağlıyımdır mesela, çok seviyorumdur falan ama bir suç işlemiştir. O insanın karşısında olurum. Ne kadar bağlı olduğum önemli değil. O yüzden yardımseverlik. Such a giving and caring person. Very nice. Ha yine terapi süremiz doldu ya. Bu kısımları var ya, çok seviyorum ya. Gerçekten aşırı iyi yapmışlar yani. Ama burada verdiğimiz kararlar da oyunda kesinlikle bir şey etkiliyor, ona da eminim. Evet, ikinci bölümü bitirdik, üçüncü bölüm tecrit. Şafağı 8 saat. So, it says here. To communicate with the spirit world, you must free your mind of all preconceptions, drop all inhibitions, and generally give yourself over entirely to the will of others, sublimating your every desire to the whims of the spirit master, which it doesn't say that. İşimiz sana kaldıysa biraz yandık gibi ama. Will remove their garments at my sole discretion. Chris, come on, this is serious. I'm deadly serious. Oh, shush it. Let's try this. Yes, please. Okay. Abi vallahi götünüzde kurt var ya. Rahat duramıyorsunuz ya. You're a recent convert. Why don't you be our medium? Hadi bakalım. Medium Alex'e geçtik. Madem böyle bir yola girdiniz, ciddi tabii ki. Hadi bakalım. Siz kaşındınız. Is anyone there? Will you reveal yourself to us? Give us a sign. Allah Allah. Wait a minute. Did you do that? I didn't do anything. It's moving again. Bu sefer şaka değil bence. H? What's it spelling? Hold on. How's this happening? Are you moving it? I swear, it's just moving. Holy shit. Help? How are we supposed to help? I don't know. What does it mean? We need to know who it is if we're supposed to help them. Sorgulayıcı nasıl yardımcı olabiliriz? Yardıma ihtiyacı olan kim? Bence kim olduğunu öğrenelim önce. Who are you? Oh, here it goes. Oğlum bize de göstersenize. I S T E R Sister. Kardeş. Sister. Hena ya da Beth mi? Oh, come on. Is this for real? Shut up. Ask it who's sister. Josh, it's gotta be. Yeah. Okay, oğlum trollüyor ya. Which sister is it then? Ashley, ask who it is.
Şöyle bir konuda trollüyorsan var ya, ayıp yani. Hayıp ne ya? Yani ana olay Hena'nın başına geldiği için Hena'yı soralım ya. Who are we speaking to? Hena? Is that you? Yes. This is messed up. Josh? Ya Josh'a fena trollüyorlar şu an ya. Are you sure? Because we can stop. No. Dude, it's cool. I want to hear what it says. I don't know where to start. Think about it. If this is actually Hena, I mean, we can find out what happened that night. Josh, I can handle it. Hadi bakalım. Okay. Umuyorum ki adamı trollemiyorsunuzdur. Let me think. Sorgulayıcıdan devam ya. Özür de dilememiz gerekiyor aslında ama şu an birini seçmek zorunda olduğum için neler olduğunu bakalım, bir anlatabilirse anlatsın. We miss you and we want to know what happened to you. Can you tell us what happened? B? E? T? R? I don't like this. Betrayed. What does she mean? It's still going. Oh God. On it. K I L L E D. No. Killed. We didn't kill them. It was just a prank. Ash, calm down, okay? Just we need to find out more. I'm sorry. I am guys, sorry. What do they mean? Ask them what happened. It's the only way to know. Ask them, Ash. Ash, kafayı yiyecek şimdi. Seni kim öldürdü? Okay. Who killed you? Hena, who was it? L? I? B? The library. Maybe there's something in the library here? Kütüphane. R? O? O? Proof. There's proof. In the library. Oğlum. Holy shit. Kütüphaneden kanıt alacağız. Kanıt toplayacağız. You know what? No, this is bullshit. This isn't real. Oğlum biriniz trollemediyse var ya. Listen. Büyük yandık. I don't know. I don't know if you think messing with me is somehow going to help me deal with my grief or whatever, but this is not cool. Josh, no. You wanted to use the spirit board. Hey, calm down. It's not Ash's fault. I don't need this right now, okay? You guys are full of. Aa, Josh inanmadı. Ama gerçekten doğruydu sanırım. Ah, man. I mean, he'll be okay. Let's just give him some time. I don't blame him. That was crazy. The pointer flew right off the table. And if you were faking it, if you were doing one hell of a job. I wasn't faking anything. I think we should do what it says. We should look in the library. Hadi bakalım, bu ikili de oraya gidecek. Josh tek kaldı ya. Jessica'lara ne oldu? Onlar sezon finali gibi bitti orada. Evet, tam onu derken. Josh. Hadi bakalım, geldik. Mike, hadi koçum. Bu olay da gerçek gibi. Çok fazla şaka döndü çünkü artık gerçek olaylar başlayacak yani, hissediyorum. Oğlum Jess, sen de mi şaka yapıyorsun lan acaba? Jess, bir yandan hem loot yapıyorum hem bir yandan da yolu gitmem lazım. Bunu satayım. Ne maskesiydi lan o? İskelet miydi, maske miydi tam? Çıkaramadım. Aa, maskeymiş. Oğlum bu nasıl bir açı? Beni mi izliyor biri? Aha, ileride parlayan bir şey var. Aha, totem. Hadi bakalım. Yine bir şey göreceğiz. Evet. Ura nereydi lan? Tekrar bakmam lazım. Yeşil kelebekler açlık ve dönüşüm dolu kabusların alametiydi. Oğlum yeri de çıkaramam ki. Hani zemin klasik. Biraz tabela var önünde. Taşlar falan var. FPS sorunu çok... Mami satayım! Oğlum ya yeter ama 5. 10. şaka ya. Tam ne güzel FPS sorununu övecektim ya. Allah senin belanı vermesin ya. I was scared, Jet. You can't just jump. Allah'ım ya Rabbim ya. I'm in the middle of the woods. It's scary. I'm sorry to scare you. If you send that to anybody, yollayacağız seni. Gonna kill you. Hiç komik değil. No. I'm gonna see this thing. Oh, where's the delete button? Is this it here? No. Silme lan, o anı kalır, anı. Sildi mi? Hayır. But you look so cute when you're scared.
I didn't know you had such a cute little ladylike scream, Michael. Guess you never really know someone until you've scared the pants off of them. Tamam sen kazandın ya. Aman hiç uğraşamam bununla. Vallahi susmayacak yoksa yani. It's not a contest. But I do win. Uh-huh. Every time. Evet. Tamam. Bravo. Aha. Bunlara musallat olan şey geldi. Başlıyoruz. Oha bayağı diplerinde lan. Arkama dönemiyor muyum? Gitmeme izin vermiyor oraya ya. Ağaca kalp çizmişler. Well, well, well. Look at this fun little lovebird carving. Michael ve Emily mi o? M artı E mi ne o? An M. Evet. And an E. Mike ve Emily. Oh, could be any, you know, Elizabeth and Myron. Or maybe Michael and Emily? Relax. I just didn't realize you were so sappy. Ulan itiraf mı etsek diyeceğim de itiraf edersem şu an araları bozulur ve Jessica tek başına kalabilir. Jessica'yı tek başına bırakmamamız lazım. Şu an yalan söylemek zorundayız arkadaşlar. I came up here with them last year, but seriously, do you, I look like the kind of guy who carves hearts on trees? I wouldn't have pegged you for a sissy screamer either, but can you ever really know a person? It had to be Emma. She can get all gross and mushy. Yeah, sure. Tamam tamam en azından. Diğerinde çünkü belki sinirlenebilirdi falan. Bu Jessica'ya hiç güven olmaz. Her an böyle trip atıp yanımdan kaçacakmış gibi bir his var içimde. Ben şuraları bir inceleyeyim. Bir totem daha buldum galiba. Evet. Sarı kelebekler yardım ve yol göstermek için öngörüler sunardı. Şu öndeki Mike mi ya? Arkadaki sanırım Sam de ya da Jessica sarışınlardan biri. Çamurlu sudan çıkıyorlar. Bir yerde bize seçim sorarsa bize yardımcı olmak istediği için bu totem çamurlu suyu seçebiliriz. Tamam diğer yolda başka bir şey görmedim. Şuraya bakayım bir de. Kudüs topu buldum lan. Aa, Josh'ın toplarını bulduk dersem kötü bir espri olmuş olacak. O yüzden öyle bir şey demiyorum tabii ki de. Aman diyeyim bu köprüye dikkat edelim he. Wow. It's kind of like a real winter wonderland out here now. Hey girl, you know I hooked you up. Mm-hmm. Etrafı inceleyelim. Güzel manzaramız var. The hell is that? Was it someone screaming? Yukarıdan geldi sanki o ses böyle. Bir ağaç üstünden gibi. Creep town. Bir Resident Evil Village havası da gelmedi değil ya. Böyle karlı kışlı bir ortam ya. What? Do you hear that? No. Bak artık şakanın sırası değil çok... Ciddi şekilde dibimizde yani. Someone there? Oğlum yapmasa mıydım lan? Lan ısıt! Allah'tan geyikmiş. Ama bizi izleyen bence geyik değildi. Ya o taş atmalı seçeneklerde falan yapmaya da biliyoruz istesek. Yani yapmak zorunda değilim. Hatta bazen en iyi seçenek hiçbir şey yapmamaktır diye uyarısı da vardı. Ama bilmiyorum bir an orada eğim görünce yapasım geldi. Neyse en azından geyik olduğunu anlamış olduk. Geyiğe taş atmamız her ne kadar hoş olmasa da. Evet. Kulübeye sağ salim ulaştık. Durun bakayım ben bir biraz üstü inceleyeyim. Oo bu üst yol baya baya gidiyor bir yere. Aman! Ya sürekli bir şey anlatırken denk geliyor ve daha korkunç oluyor. Gerçekten kafayı yiyeceğim ya. Bura yanlış. Jessica val. Yolu kapatmışlar ya. Burası demek ki benim ana gitmem gereken yol. Ben bir kulübeyi inceleyeyim. Loot'u kulübede yapıp buradan devam etmemiz gerekiyormuş. Anladığım kadarıyla. Ben ulaştılar sanmıştım kulübeye. O yüzden ilk buraya bakayım diye gelmiştim ama. Ne var burada var mı bir şey? Neymiş o? Eski maske. Korkut tatlı intikam. Gösterelim ya. Yeter artık birbirinizi korkutmayın. Birinizin başına harbiden bir şey gelecek sonra inanmayacaksınız yani. Hey. Check out this mask. Ew, why? It's so weird, right? It creeps me out. How do you like it? Oh my god. Ugh, Mike, stop. Alright. You're lost. Mask is cool. Onu oraya atmayaydık iyiydi. Bulduğumuz yere mi bıraksaydık acaba? Jessica gel. Az önce altımıza sıçtığımız yoldan gitmek zorundayız. Yalnız bizim geçtiğimiz yerin sonradan şu şekilde iz olması acayip güzel ya. Gerçekten hani böyle o ortamdaymış gibi hissediyorsunuz. Böyle oyunları yapmak da çok zordur ya. Yani bin bir tane seçenek ekliyorsun ya. A seçeneğini seçerse başka bir şey oluyor. 4 tane A seçeneğini seçer. 2 tane B'yi seçer mesela sonrasında falan. Aa! Lan seni yerim ne oldu? It's horrible.
Oğlum hangi şerefsiz yaptı lan onu? Hayır ya. Acı çekmesin diye öldürme seçeneği falan mı sonacak? Oğlum. Arkadaşlar yaşama şansı yok. Normalde hayatta böyle bir şey yapamam. Ama... sakinleşmesi de imkansız yani. Oğlum ama öldürmeye çalışan bize saldırabilir. Çok tehlikeli bir karardı ama. Acı çekmesin ya, kıyamam. O kadar da abartmasaydın hayvan herif. Namus hatim. Bir şey geyiği aldı. Allah. Sen de gel. Oğlum geliyor. Başladı. Olaylar başladı. Riskli kestirme yolu takip et. Riskli kestirme anasını satayım. Peşimizde biri varken hızlı yollar. Ama düşersek öle de biliriz. Skill'e kıskalamamam lazım. Uf. Hadi Jessica. Hadi hızlı Jessica. İyisin kızım. Hadi. Hadi şapkın aşıklar. Sizi yaşatmak istiyorum. Hayır Jessica. Jessica yardım et. Tabii ki yardım et. Yapacak bir şey yok. Ne dedim her zaman yardımseverlik. Ne yapıyorsun? Oğlum. Sessizlik temalı bir şeyler istemesin benden ya. Onlar zor olacak. Of. Ya hala nasıl gülebiliyorsunuz ya? Holy crap, I feel like I just ran a marathon. I think we kind of did. Was it a bear? Yeah, gotta be. Arkadaşlar, alo, 30 saniye önce bir şey geyi çok hızlıca çekip sizi kovaladı. Nasıl bu kadar kolay aşabildiniz bu durumu? Because I'm pretty sure bears don't know how to open cabin doors. I've seen them open car doors. Ha, ayı sanıyorlar onu. Where? On the internet. Really? Okay. Well, this isn't the internet, Jess. Right? This is real life. And I promise you that no bear or anything else is gonna open that cabin door. Doğru bir söz, ayı açmayacak da. Okay. I'm almost feeling relaxed again. Almost. Hadi bakalım. Typical. This is not the cozy chalet I was promised, Mike. Yeah, it's a bit drafty or something, right? Well, there is a fireplace. We don't need a fire to heat things up. Dur artık, Mike, ne olur dur. I am a lady and a lady needs a proper romantic setting. Okay. A lady would like to cuddle up with her man by a nice cozy fire bathed in an atmosphere. Tamam, ne yeter ki sus. Tamam, yapacağız. Tamam, sus. It'll get plenty toasty once we're rubbing up against each other. Mike. Yeah. Fire and mood lighting. Yes. İki farklı beyin görüyorsunuz arkadaşlar burada. Birisi sadece iş odaklı. Yeter ki olsun diyor. Evet, evimizi bir inceleyelim derken lan bir dur evi inceleyeyim. Ne oldu? Ne düşürdün? Telefonu mu? Telefonu yok. Hayır, dışarı çıkacak telefonu almak için. Hayır ya. What? What's wrong? Gone. It is gone, okay? Jess, slow down. What is gone? My freaking phone, Sherlock. Can't find it? Crap, no. I must have dropped it outside. Oh. Ya tamam, yenisini alırsın. Bir şey olmaz. My phone. My parents will kill me. You can always get a new one. That's like my fourth one this year. Okay. Okay. Well, keşke annem babana kalırsa iş yani şu an. It's gotta be outside. Yeah, I don't think we want to go out there right now with the bear or whatever it is. Aferin lan Mike, akıllısın. Fine. Güzel, biraz olsun dojladık burayı. Bu neymiş? Kibrit. Gonna fire up some nookie. Jess. Look at this. Pardon, direkt tüfekmiş. Sniper bulduk anasını satayım. Göster. Şu an hiç korkutmadan devam etmeyeceğim arkadaşlar. Ortamı hiç germek istemiyorum şu an. He? I like me now. Oh my god. Why do guns make men go completely bonkers? Güç gösterisi ablacım. Nothing? Öyle sanıyorlar yani. Right. Onu alsa mıydık ya?
Hah, bir de gaz lambası bulduk. Ah, this will take care. Gaz lambası değilmiş lan. Tamam, şuraya da şimdi kütükleri yollayıp kibriti çaktık mı arsana sıcacık ortam. Man tamam, one. Al. Mis. Bravo. Bravo. Ateşi keşfettik, hayırlı olsun. Uyuyacağız. Efendice. Well, I wish we had some booze. Yeah. Well, if I'd known that ahead of time. I don't know. I'm kind of just I'm not feeling it yet. Güven ver Ayart. Hayvan herif. Ayart ne? Am I doing something wrong? No. I mean, I thought you were one way, but you're kind of another way. Does if that make sense? It's not your nasıl yani? Jess? I really like you. Ha. Think I am. Ciddi bir ilişki düşünmüş ama adamı sürekli cinsellik istemesinden dolayı kötü biri olduğunu düşünmüş. Well, I am liking your confidence. Haksız da sayılmaz. Mike, the shutters. What about them? Close them, please. Hanımefendi, eliniz ayağınız tutuyor diye tahmin ediyorum. I feel like someone's watching us. I don't like it. Yes, really. It's fine. Tamam lan, sen de kırma işte, git kapat. Oğlum bu izleyen ne, bizi gece görüşü gibi bir şeyle görüyor, bu ne ya? Ya bir insansa niye öyle görüyor, ya da hani başka birisinin bakış açısında izleye mi öyle bir turunculuk veriyorlar acaba? Ben şöyle bir geri çekileyim de arkadaşlar. Son hamlesin. Sonra aman diyeyim. Voilà. Shutters are shutted. Sonradan falan atlar. Hep oraya bakıyorum bak şu an. Nerede kalmıştık lan? Fatih Terim geldi. I'm sorry. I think I'm a little freaked out and it's hard for me to like keep this up and what? Keep what up? Look. I act all super confident and like a total sexy babe and everything, but underneath, I gotta be honest. I'm really kind of insecure. Ah lan. Çok tatlı geldi şu an şu açıklaması. Yani güven vericinin karşılığı çok ateşlisin olmamalıydı bence ama ilgisiz de olmamamız lazım. Mecbur onu seçeceğim. Biraz güven aşılayalım en azından. Kendisini iyi hissettin. You have nothing to be insecure about. Oh. You have no idea. Sure I do. You're just like me and everyone else. We're all insecure. But you know how to handle yourself. You might call it a front, but it's real. Yeah. Mike yavaş yavaş adam oluyor gibi sanki, ne diyorsunuz? Bizim verdiğimiz cevaplarla. Really? Yeah, hell yeah it is. Come here. Ulan yine yaptın yapacağını. Yine yaptın yapacağını Mike. Allah Allah, bu şey beni çok germeye başladı ya. İzleme lan sapık. Ya da gizlilik esaslı takılıyor, baksana sabahtan beri bizi izliyor yani hiç çaktırmadan. Çaktırdı. Mike? What is that? Camı mı indirdi lan o? Okay, well, go find out now, please. Ulan Jessica. Şunu yap, kölen gibi. Oğlum. Camı mı kırdı o, ne oldu, nereye, ne yaptı ya? Ne var orada? Evet, telefon bulduk. Ha, telefonunu camdan attı biri galiba. Ulan sizin burada olduğunuzu biliyorum der gibi. Yardım... Ayı sağ olsun, yardıma geldi. Haa. Ah.
Yapma, gitme tek başına, gitme. Yeah, pricks. That means you. I know you're out there. What the fuck are you trying to do? You want to ruin our fun. Jessica, tam bak seni sevmeye başladım. Mike'ı da sevmeye başladım. Oğlum gelen şey görünmüyor mu ya? Allah Allah. Bayağı önünde şu an, bir şeyin arkasında falan değilse, değil yani. Oğlum. Drop'tan ne olduğunu anlayamadım da. Jessica gitti. Yani sabahtır drop girmiyor. En girmemesi gereken yerde girdi ama tamam, ne olduğunu anladık. Kapıdan bir şey çıkıp Jessica'yı alıp götürdü arkadaşlar. Aynı az önceki GY'ye yaptığı gibi. Do you really think the girls were communicating with us? Trollememiştir herhalde ya. I don't know if I wish they were or if I wish they weren't. Guess we should find out. Hadi bakalım, Josh'ı da yalnız bırakmayın. Bulabilirsek onu da bulalım. En kötü ihtimalle 3 kişi dolanalım yani. Abi bir yandan bilmem katil gibi bir şey var peşimizde. Bir yandan o gece görüşüne geçen yaratık mı neyse o var. Bir yandan ruh muh dediniz, ruh getirdiniz. Bir de herkes ikili üçlü ayrıldı saçma sapan bir şekilde. Totem mi lan o? Aha, bir totem daha bulduk. Hadi bakalım. Neymiş? Kurt seviyoruz. Kılavuzluk totemi, okey. Kurt iyi. Bize ya yardım ediyor ya bir şey yapıyor. Kurt görürsek onun tarafından gidebiliriz. Yardımını alacağız yani bir şekilde. Reis, ben bir şuraları lootlayayım. Ha, kilitliymiş. Geliyorum reis. Ulan bu ikisi bir de birbirlerine aşık, reis deyince de çok hoş olmadı. Başkan ne yaptın? Arkadaşlar, flört dediğim böyle yapılır. Bir düğme gördüm orada. Düğme. Is it a button? Why would there be a button? That's a good question. Gizli oda. That's what buttons are for, I guess. Bassam mı ya? Bence basmayayım. Basmama seçeneği var mı? Ya da basayım amun. Harbiden gizli bölme varmış. Are we like in a movie right now? If we are, I hope it's a rom-com. Leave it to the Washingtons to have secret passages in their house? I mean, maybe they didn't even know this place is super old. So, should we take a look? After you. No. You go. Thanks. Bu arada bir şey diyeceğim. Bu Washingtonlar dediği Hannah, Josh ve Beth üçlüsü oluyorsa eğer, çünkü bu ev onların da hani o malikanenin sahibi olarak bizi buraya getirdi. O zaman bu evi satın alan mı ne vardı ya, o katil 52 yaşındaki kaybolan adamı işten kovan. O zaman o da bunların ailesi yani, babası ya da annesi. Hannah'ın, Beth'in ve Josh'ın yani. Onları alıp domuz gibi kanlarını akıtacağım ve yumuşak beyaz derilerini yüzeceğim. Küçük tatlı Hannah ve Beth için 16 yıl bekledim. Bak kesin o katil bunların doğup büyümesini falan beklemiş. Dürüst ya, dürüst bilsin böyle bir olayı. Oğlum aşağıda biri yaşıyor olmasın? Chris, this is serious. We need to find Josh right now. Aynen öyle. Bir şey diyeceğim, ben aşağı gidebiliyor muyum? Oradan bir gidiş falan var mı? Ha, yokmuş, tamam. Hazır müzik de yükselmişken, çünkü arkadaşlar bir salak olduğum için gideyim de öleyim. What was that? Eve biri mi girdi lan? Ashley, nereden gidiyor? Ashley'cim, geçebilir miyim izninle? Do you think someone was actually after Hannah and Beth? If so, that would be really messed up. Valla bilmiyoruz ki canım ya. Melinda Washington kabilelerle ilgili falan bir şey söylüyor. Yeah, she's really making evet, anneleri. Evet, annelerinin bir kabile cartcurt bir şeyle olayı varmış. Yine o deli adamı gördüm. Perşembe günü saat 21.17. Jeneratör kulübesinin oralarda dolanıyor. Kayıt tutmaya başlayacağım. O deli adam dediği muhtemelen bunların da peşindeki olan o palalı adam falan. Bak, kabilelerle falan harbiden ilgisi olduğu belli yani fotoğraflardan. So, ne oldu? Nereye geldik? Salona mı geldik? What? There was like this wanted poster, like full on western style, you know? Ha evet, ilk oyunun ilk başlarında gördüğümüz şeydi ya. Sam really thought there was someone following her around. So what you're saying, there's some criminal up on the mountain? Evet. There was a message on this answering machine I found, and it was from this sergeant saying that there was this guy who had just gotten out of prison and there was nothing he could do. What do you mean? He was saying it like
like a warning. Well, there was that guy I told you about. Wait, what guy? The guy who threatened the Washingtons. Evet. I mean, he said he tamam, olayı doğru anlamışız. Burning the whole place down. And then I found that crazy psycho letter. Chris, if this is your way of trying to make me feel better, you're fired. Ne oluyor lan? You hear that? That was Josh. Coming from the kitchen. Josh! Sen de bir şok... Lan! Ashley! Oğlum Ashley de gitti. Ashley, what's going on? Let me in. Ne oluyor lan? Ashley! You okay? Kapı benim kapım olduğundan sorun yok. Oğlum siz de mi şaka yaptınız? Hayır siz yapmamışsınızdır. Ananız! Oğlum o ne? Lan bu ne? Psikopat herif palyaço maskesi takmış, palyaçolardan korkuyoruz falan demiştik ya. O yüzden mi acaba? Haydi esir düştük. Haydi hocam, Ahmet Churchill. Vallahi esir alındık. Psikopata bak lan. Oyuna mı alacak bizi, ne yapacak? Maskesi bayağı ürkünç bu arada. Heh, geldik reis, hadi bakalım. Yine neler anlatacak. I'm going to show you some pictures of people that you have come okay. to know. Like, but maybe you don't like them as much as you pretend to. Nasıl yani? This is an exercise in honesty. Tell me which person from each pair you like the most. Take your time, your answers are... Ufufu muydu neydi? Test çözerlerdi ya internette, tarayıcıda. Onun gibi bir şey şu an. Sam'i tercih ederim, Josh'ı tercih ederim. Bir şey diyeceğim, buradan kötü çıkardıklarımın başına kesin bir şeyler getirmeye çalışacak. Normalde Sam'i tercih ederim ama şu an Josh tehlikede ya. Eğer Sam'i seçersem acaba Josh'ı öldürüyor falan mı adam bilmiyorum ama ben yine kendi cevaplarımdan gideyim arkadaşlar. Sam'i tercih ederim. Çevir bakalım sayfayı. Matt mi, Emily mi? Matt. Emily çok kıl geliyor bana oyunun başından beri. Chris mi, Ashley mi? Oyunun başında Chris'e çok uyuz olmuştum ama şu an Chris hoşuma gidiyor yani, seviyorum. Ashley ile ilgili çok fazla bir şey göremedik yani. Mike mı, Jessica mı? Jessica. Az önce bana çok samimi geldi. O özgüvensizlik konusunda falan. Josh mı, Emily mi? Josh. Ashley mi, Mike mı? Ashley. Mike'ın en başta yaptığı şeyleri onaylamıyorum hala. Bitti mi? In this little game you're playing so diligently, who is it that you most dislike? Ulan bu da şimdi var ya, hani ateşin önüne atıyor gibi ama yapacak bir şey yok yani hani. Emily'yi sevmiyorum en çok şu an. A bit too bitchy for you. Evet. Tam olarak öyle. Confidence manifest itself, yes. Evet. Overconfidence. Sürekli birilerini ezmeye çalıştığı için içindeki ezikliği bastırmaya çalışıyor aslında. Reis hadi görüşürüz, yine benim süre doldu. I'm afraid we're out of time. We'll talk again soon. Görüşürüz inşallah. What the fuck? Niye palyaço maskeli adam burada? Asılmış bir şekilde. Evet, dördüncü bölüm. Sadakat. Şafağa 7 saat. Şimdi arkadaşlar şu bölümün giriş kısmını da izleyelim. Ardından bu bölümümüzü bitireceğiz. Derken dur bakalım. Burada da bırakılır mı ya? Bilemedim, dur. Aramaya çıkacaksak eğer. Ah lan Mike. Ulan helal olsun, cesursun en azından. Satmadın. Yolu takip et, riski kestirme. Arkadaşlar oynuyorum burayı. Bölümü burada bırakamam. Hadi Mike, riski kestirmeyi seçtim oğlum. Mike. Oğlum çok hızlı soruyor. Oh. Uf, Mike adamsın. Hadi aslanım. Fena gaza geldim şu an, tüyler diken. Jessica seni bırakmayacağım. Ya beraber öleceğiz ya da ikimiz de kurtulacağız. Hadi bakalım. Biraz denge testi isteyecek galiba burası. Ne oldu lan, bir şey mi gördük? Ne oluyor, ne gördük? Aha Jessica! Oğlum... Bir şey götür... Biz görmüyoruz o götüren şeyi. Ya nasıl görünmez olan bir şey olabilir ya? Aşağı zıpla ya. Zıpla anasını satayım, zıpla. Bir şey olmaz, bir şey olmaz, bir şey olmaz. Bir şey olmaz Mike. Bir şey olmaz oğlum. Devam et, devam et, devam et. Hızlı tam. Al silahını, gazını, ışığını. Bir W. Aman kafayı çarpma, dikkat et. Bir A. Atla üstünden. Bir de geç alttan.
Ethan Michael. Bir de W. Uf. Riskli bir yol, riskli bir yol. Bu yolu bilerek seçtik. Yandan geç, zıpla. Zıpla anasını satayım. Yaparsın aslanım. Aaa! Oğlum yanlış bastım. Tamam, bir şans ver bana lütfen. İyi gidiyordum, iyi gidiyordum. Bir şans ver bana. Tamam, çok iyisin lan Mike. Toparladı, hatamı toparladı. Zamanında bastım ama yanlış şeye bastım. A'ya bastım yanlışlıkla. Umarım çok etkilemez orası. Riskte aşağı kayma, yolu takip et. Bir yolu takip edelim ya. Çok fazla risk aldık. Doğru dürüst bir yerden gidelim artık. Abi çok çok heyecanlı şu an. İyi takip ettik lan izini. Tamam, bulduk bulduk bulduk. Lan kapatma kapıyı. Tamam, çok iyi. Hadi lan Mike. Jess, nereye gittin? Aşağı mı götürüyor lan? Seni hayatta bırakmam. Sen hiç merak etme. Sen hiç merak etme. Oğlum buraya mı götürdü lan? Evet evet. Tamam, sesler doğru yerden geliyor. Sesler doğru yerden geliyor. Jessica, geldim. Lan! No! Hayır, sakın öldürmüş olma. God. Oğlum öldü mü? No, Jessica. Hayır, yetiştim ya. Jess. İyisin, iyisin, iyisin. Are you okay? İyisin. Help. Oğlum aşağı gitti. Ne oldu ya? Sakın bana öldü deme. Al işte o göremediğimiz yaratık bize de musallat oldu anasını satayım. Vurdum lan herhalde. Değişik böyle cehenneme bir adımdaki yaratıklar gibi bir şey galiba ya. Hah, geldi tamam. Aman diyeyim, aman diyeyim. Aşağı falan düşeriz. Güvenli çabuk. Çabuk ya, çabuk. Üzgünüm, riskli olacak. Belki de Mike'ı da kaybedeceğiz ama çabuk arkadaşlar. Vakit kaybedemeyiz. Vakit nakittir. Oğlum çok zor. Yana geç, yana geç, yana geç. Zıplamak bayağı riskli oldu. Burayı zaten hızlı geçtik, tamam. Allah kahretsin. Allah da beni kahretsin. Tamam, bir şey olmaz. Çok dibe düşmedin. W. A. D. Tekrar yana geçme. Oğlum aynı yere geri mi döndürüyor lan bu beni? Ha, okey, tamam. Mecbur. İki taraftan birinden tırmanlıyor da. Oğlum yavaş yavaş. Refleks testi gibi anasını satayım. Son, hadi. Hadi Mike. İyisin lan. İyisin oğlum Mike. O ne lan? Kim o? Ulan şerefsiz. Bu sadece bir piyon ya. Ulan vursak mı vurmasak mı? Kim o? Vurdum ya. Lan ne oldu? Silah mı tutukluluk yaptı? Hay bizim şansımıza. Vallahi Max benim şansım ya. Gidiyor lan, kepenk gidiyor. Hadi lan. Helal lan sana. Mike'ın sahnesi neymiş oğlum böyle? Efsane. Al bakalım şunu. Hemen şeyi yakalım tekrar. Evet, böyle devam edeceğiz. Böyle devam edeceğiz yolumuza. Işık önemli. Hugo'nun mekanına indik ya. Buradan nereye gidiliyor? Tamam, bu yol bir yere çıkmıyormuş. Bir yandan da totem falan verirse kaçırmak istemiyorum. O yüzden yollara da bakıyorum. Tamam, bir klasik rapor falan filan bir şey hazırlamışlar. Mike'cığım, hızlı koşma tuşuna basıyorum ama buralarda niye koşmuyorsun acaba ya? Keşke hızlı koşabilseydik şu an. Aha, bir totem daha bulduk. Hadi bakalım. Jess.
Jessica'nın sürünüşünü gördük sanırım. Açlık totemi. Yeşil kelebekler açlık ve dönüşüm dolu kabusların alametiydi. Sıkıntıda olduğunu daha net bir şekilde anlamış olduk. Oğlum biz katilin base'ine falan mı geldik? Bayağı hani burası maden ocağı tamam ama... Oo, havadaki fırtınaya da bak, adam atletle kaldı ya. Atletle kaldı adam ya. Ulan Mike adamsın ama, adamsın. Çok cesursun şu an, gözüme acayip girdin. Oraya mı götürdü? Devasa bir yer. Evet, Mike'la Jessica'yı yine sezon finali gibi bitirdiler. Bu çift var ya, inanılmaz aksiyonlu geçiyor bunlar ya. Nereye geldik? Ha, bizim diğer kaçırılanlara geldik. Şimdi arkadaşlar, yine sezon finali gibi burada bırakıyorum. Bir sonraki bölümde buradan devam edeceğiz. Jessica'yı umarım ki kurtarmayı hedefliyorum. Aynı zamanda da bu kaçırılan grup, bakalım psikopata karşı neler yapacak. Bunları da kurtarmaya çalışacağız tabii ki de. İnanılmaz eğlendim oynarken. Son zamanlarda en keyif aldığım oyun videosu olmuş olabilir. Çok aksiyonluydu, çok keyifliydi. Umarım sizler de izlerken keyif almışsınızdır. Kendinize çok iyi bakın. Bir sonraki videomda görüşmek üzere. İyi günler. İyi geceler.